İşte iki takımın beşleri karşımızda değerli basketbol severler. Bir kez daha birlikteyiz. Murat Devuşak, Anadolu Efes mücadelesi öncesinde Hamilton, Callaway, Typhoon, Carmichael, Ofoegbu, McCallum, Malton, Weems, Dunstan, Simon. İki takımın beşleri bu şekilde. Artık son hazırlıklar tamam. Mücadele öncesinde iki takım şu ana kadar lig tarihinde 9 kez karşı karşıya geldiler ve bu 9 maçın 7'sini Anadolu Efes kazandı. Aynı zamanda son 5 maçı da Efes'in kazandığını söyleyelim. Murat Beyuşak'la Anadolu Efes arasındaki mücadelelerde Carmichael Dunstan ikilisi hava atışı için hazırlar. Ve mücadele başlıyor hava atışıyla. Ben Ulaş Can, yorumcumuz Hüsnü Çakırgil ile birlikte maçın anlatımıyla sizlerle birlikteyiz. Roslav Simon, Eric McCallum. Calloway savunmasındaydı. Hava atışının ardından ilk hücum Efes'e geliyor. Brock Morton atışı isabetli değil. Savunma reboundu geldi. Jordan Hamilton'dan. Calloway ile hücumda Murat Beyuşak. Tayfun Erülkü. Perdeyi kullandı Tayfun. Yüksek posta Carmichael vardı. Jordan Hamilton el değiştirdi. Sonny Williams kaldı karşısında. Jack Carmichael sıfı dönük aldı. Çembere gitti. Atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Ofoegbu basketbolda başlıyor mücadeleye. Ev sahibi Murat Beyuşak. Bir de serbest atış var şimdi. Ofoegbu 3 sayı birden kazandırmış oluyor takımına ilk hücumda. Eric McCallum, Sonny Wins, Ryan Dunstan perde getirmişti. Pas arası geliyor Tayfun Erülkü'den. Tayfun 2'ye 2 açık alanı buldu. Uşak Tayfun ilk anda dengesini kaybetti. Dribbling esnasında hatalı yürümede geliyor. Top kaybı Uşak'tan. Aslında iyi başladı Murat Beyuşak ama burada Tayfun pası verebilseydi bir 5-0'lık güzel bir başlangıç olacaktı ama topu kontrol edemedi. Yaroslav Simon'la hücumda Anadolu Efes, Brock Morton, Eric McCallum tepede Tayfun üzerindeydi. Sonny Wins, Jordan Hamilton onu savundu. Alçak posta Brian Dunstan. Brian Dunstan birebir oynadı. Zorladı içeriği. Brian Dunstan dönerek atışı isabetli. Anadolu Efes'in maçtaki ilk sayıları da Dunstan'la geliyor böylece. 3-2. Erkalova ile hücumda Murat Beyuşak. Jack Carmichael alan değiştirdi. Tepede şimdi Brian Dunstan karşısında. Jordan Hamilton alır almaz 3 sayılık atış isabetli. Maç başında konuşmuştuk Hüsnü abi. Dışarıdan da atan birisin demiştik. İlk şutunda isabeti buldu dışarıda. Evet, yani zaten en büyük şansları bu. Bu isabeti yukarıda tuttukları zaman kazanma şansları oluyor. Konuştuğumuz bir diğer isim de Eric McCallum. Maçtaki ilk sayıları geliyor onun da. Yani iki hücumdur McCallum'a double team yapıyorlardı. Belli ki çalışmışlar. Bu hücumda yapamadılar ve anında cezayı yediler. Erkalov'a dışarıya 2. Ofoegbu. Çember tarafını kapattı Brock Morton. Tayfun Erülkü. 3 sayılık atış Tayfun'dan isabetli. Arka arkaya üçlükler. Erken havada uçmaya başladı üçlükler. 9-5. Ligin en düşük üçlük yüzdesine sahip ikinci takımı Efes bu arada. En düşük oldukları, geride oldukları istatistik lig bazında Anadolu Efes'in bu. 10. sırada Murat Beyuşak %35.7 ortalamayla, Anadolu Efes'in ise %32.4 dış atış yüzdesi. 22 haftada Eric McCallum, Ryan Dunstan yine perdeden devrildi dışarıya, Brock Morton. Sonny Williams 3 sayılı katış isabetli. Karşılıklı üçlükler devam ediyor. Herhalde üçlük sayacağız bu maçta. Ya bu kadar kısa sürede 4 tane üçlük isabeti oldu. 9-8. Jack Carmichael, Brian Dunstan vardı savunmasında. Jordan Hamilton. Ofoegbu, Erkalaway.
Ve Michael devrildi içeriye perdeden. Brock geldi Eric McCallum'dan. Earl Calloway'de kaldı ama. Devamında Opaegbo topa sahip olabilecek mi? Zor da olsa oldu. Ancak Dunstan'dan da blok geliyor. Aynı hücumda iki blok geldi. Önce McCallum ardından Dunstan geçit vermiyor uşa. Yani tabii şu ana kadar çok kez söylemişizdir ama yani dengeni ve pozisyonu bulamadığın bir atışı zorlamanın hiçbir anlamı yok. Brock Motton. Opaegbo karşısında Kronoslav Simon. Typhoon Erülkü sağını kapattı. Brian Dunstan yardıma çıktı. Typhoon'a Carmichael yardım etti. Brock Motton şut gösterdi devamında. Hareketine başladığı anda Opaegbo faul yapan isim. Murat Devuşak'ta. Kronoslav Simon. Kenardan topu oyuna sokacak Efes'te. Sonra Williams. Boyalı alanda Brian Dunstan bir an bomboş kaldı. Anadolu Efes öne geçiyor, ona 9. Neredeyse pas vermeyi düşünüyordu değil mi? Evet, birinci planı sanki buydu kafasında. O kadar boş kaldı ki bir anda. Pas fake oldu, ardından sayı geldi. Eric McCallum faul yapan isim Efes'te de. Yani tabii bütün maç üçlüklerle gitmez. Dolayısıyla pota altını veya iki sayılık atışları daha çok bulan takım biraz daha rahatlar skor anlamında. Yani sete setler biraz daha belirleyici olabilir. Kesinlikle. Tayfun Erülkü, Kronoslav Simon. Bir faulde Simon'dan. Üçüncü takım faulü geliyor böylece Efes'in. 10-9. Anadolu Efes üstünlüğü var. Arkalovay, Tayfun Erülkü. Jack Carmichael perdedeydi. Tayfun Erülkü alçak posta indirdi. Opaegbo. Brock Motton'un savunması. 7 saniye var. Dönerek atış isabetli. İçeriden de sayılar Opaegbo ile geliyor. Dansına karşılık Murat ve Uşak'ta. 11-10. Bu kez de Uşak önde. Eric McCallum. Eric McCallum dışarıya. Brock Motton. Sonny Williams. Jordan Hamilton. Brock Motton aldı alçak posta savunmada. Şimdi yüzünü çembere döndü Brock Motton. Reverse'e kurtulmaya çalıştı. Yardım da geldi savunmada. Son anda Typhoon topa sahip oluyor. Savunmasının karşılığını aldı Uşak. Earl Calloway. Çok iyi pas geldi Earl Calloway'den. Maçta bitiriyor Jack Carmichael. Maçın şu ana kadarki en iyi hareketi geldi. Eric McCallum yüksek bıraktı. Atışa isabetli. Sadece 6 saniyede karşılık geldi McCallum'dan. İşte bu kadar güzel bir baskete attıktan sonra bu kadar kolay veya kısa sürede sayı yiyorsanız, yerseniz daha doğrusu, işte o direnç düşüyor. Şimdi bunu yemediği takdirde zaten bir anlamı oluyor. Hücum faul kararı. McCallum yerde kaldı. Tayfun Erülkü faul yapan isim Murat ve Uşak'ta. 13-12. Aslına bakarsan niyeti o değilmiş ama yani frenler tutmadı derler ya. Direkt topa gelirken gitmiş, evet. Simon, Eric McCallum ve Anadolu Efes hücumu yeniden. Eric McCallum solundan devam etti dışarıya. Kronoslav Simon boş kaldı. 3 sayılık atış bu kez isabetli değil. Savunma reboundu geldi Earl Calloway ile. Earl Calloway frene bastı. Sete oturttu takımını. Opaegbo. Tayfun Erülkü. Tayfun'dan bir üçlük daha. Bu da isabetli değil. Bu kez de karşılıklı kaçan üçlükler. Sonny Williams. Eric McCallum bomboş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi Carmichael Opaegbu'da kaldı son top. Son 5 dakikaya girdik ilk çeyrekte Uşak'ta. Bu arada tabii üçlükler kaçmaya başladı her iki takım adına da. Jordan Hamilton, Sonny Williams karşısında 10 saniye var hücum süresinin dolmasına. Jordan Hamilton, Carmichael ona yine alan açtı. Jordan Hamilton çembere gitti, isabeti buldu. Jordan Hamilton 15-12. Tempolu başladı maç. Evet yani tempolu ve bir an önce her iki takımda skor üretmeye çalışıyor. O da zaten Williams yansıdı. El üzeri üçlüyü kaçırdı. Savunma reboundu Typhoon Erülkü'den geldi. 3'e 3 hücum Typhoon. Carmichael ve Earl Calloway'i bekledi. Tabii bu tempo sürerse bu tamamen Anadolu Efes'in işine gelir. Çünkü kenardan daha çok oyuncuyla oynayabilecek durumda. Opaegbo. Sırtı dönük almaya çalıştı ancak basit bir top kaybı geliyor. Carmichael'dan maçtaki ilk molaya gidiyoruz. Televizyon molası 15-12. Murat Yavuşak üstünlüğü.
Eric McCallum son molası 15-12 Murat Yumuşak üstünlüğü. Eric McCallum'la hücumda mola dönüşü Anadolu Efes. Aynı beşte sahada kalmaya devam ediyor. İki takım da Sonny Williams. Nasıl Asimov kurtuldu Tayfun'dan yüksek bıraktı atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi Jordan Hamilton'da kalıyor. 12 sayıda kaldı. Üst üste 4 hücumdan boş dönen Efes. Jordan Hamilton 3 sayılık atış isabetli değil. Sonny Williams. Hızlı geldi Sonny Williams. Sonny Williams. Hücum foul. Ya Michael pozisyon aldı karşısında. Gördüğün gibi 2 pas olmuyor çoğu hücumlarda. Yani herhalde böyle gidecek gibi. Kim yani biraz önce de söyledim. Kim pota altını daha etkin kullanmaya başlarsa o skorda biraz ön plana çıkacak. Eric Holloway Anadolu Efes'in faul hakkı da dolmuş oldu böylece ilk çeyrekte. Murat Yavuşak'ın bir faul hakkı daha var. Tayfun Erük'ü. Jack Carmichael. Çok riskli bir pastı zaten. Sonny Williams'e kaldı. Bir top kaybı daha. Sonny Williams. Brunoslav Simon. Son 3 dakika ilk çeyrekte. Brunoslav Simon. Bomboş kaldı. Koridoru kullandı. Atışı bu da isabetli değil. Arka arkaya 6. hücumundan boş dönüyor Efes. Ama bu arada hemen hemen hepsi de bomboş atışlar. Opoegbu son iki hücumda bunu değerlendirememişti. Murat ve Uşak Opoegbu. Ayağı çizgide atış bu da isabetli değil. Bu fırsatları Uşak da tepmiş oldu. Evet yani Anadolu Efes gibi takıma bu kadar boş atarsanız sıkıntı yaşarsınız. Eric McCallum son anda topuna müdahale vardı. Ryan Dunstan. Topa sahip olmaya çalışırken Eric Callaway'in müdahalesi Miles oyuna giriyor. Murat ve Uşak da. Ofoegbu ile değişiyor. Isaiah Miles. 12 maçta forma giydi Miles da bu sezon. 30 dakikaya yakın ortalama sahada kalan bir isim. Bugün ilk kez oyunda. Eric McCallum atışı isabetli değil. 2,5 dakikadır hemen hemen 12 sayıda kaldı Efes. Jordan Hamilton. Ama bu arada Murat ve Uşak da 15'te kaldı. 1,5 dakikadır Uşak da 15'te kaldı ama son turnikesi isabetli Eric Callaway'in. 17-12. Bu kez değerlendirdi. Evet. O koridoru Eric Callaway. Fark 5. Son 2 dakikaya gireceğiz. Birinci çeyrekte Sonny Williams. Rockmottom. Rockmottom. Çembere gitti foul. İki serbest atış gelecek Rockmottom'dan. İlkan ve Doğuş. Aynı anda oyuna giriyorlar Efes'te. İlkan Batuk ve Doğuş Balbay. Brunoslav Simon ve Eric McCallum kenara gelen isimler. Barcelona maçında Perşembe gecesi sırtındaki bel bölgesindeki aslında sakatlığı nüksetmişti Doğuş Balbay'ın. O maçta maçın ortalarında oyundan çıktıktan sonra bir daha süre almamıştı ki ilk idmanını da bugün Uşak'ta gerçekleştirdi Perşembe'den sonra. Demek ki toparlamış, oynayacak duruma gelmiş. Gelecek hafta arası da Euroleague'de normal sezonun son haftası Baskonya deplasmanında olacak Efes ve ardından sadece lige odaklanacak lacivert beyazlılar. Tayfun Erülkü 17-13. Tayfun Erülkü bir kan karşısında Özeh Mayıs. Şafak Edge de oyunda Murat ve Uşak'ta çeyreğin sonunda Şafak. Doğuş'un baskısı var top üzerinde. Mayıs perdeye geldi. Şafak Edge 5 saniye var. Orta mesafe Carmichael Doğuş yerde kalmıştı. Miles topuna müdahale. Foul düdüğü geliyor. İki serbest atış. Çok çetin bir mücadele vardı boyalı alanda. Evet. Ran kırana mücadele derler ya. Doğuş yerde kaldı o esnada ama savunma faulü devamındaki pozisyona. Ya normalde atışta bir şey yok ama öncesindeki vücut hareketinden dolayı orada bir temas var. Sonny Williams. İkinci faulünü yaptı Sonny Williams'te. Miles ilk atışı isabetli. Az önce bahsetmiştik Miles'dan. 10,5 sayı ortalaması olan bir isim. Ortalama 26 dakika süre alan bir isim. Bugün kenardan geldi. 2'de 2 atıyor. Carmichael Typhoon kenarda. Callaway Solomon oyunda. Murat Yavuşak'ta. Richard Solomon da ilk kez sahada bugün. Maç öncesinde konuşmuştuk yine ortalama 20 dakika sahada kalan bir isim Richard Solomon. Özellikle son haftalarda süreleri artan isimlerden biri. Sonny Williams. 10 saniye var Sonny Williams.
Salomon kaldı karşısında. El gösterdi Richard Salomon bir kez daha. Çok iyi bir boş koşu geldi. Doğuş devamında foul. Hayır, top kaybı geldi. Dukan'da. Hakemler arasında da anlık bir anlaşmazlık ama top kaybı. Evet. Yani her türlü karar çıkabilirmiş. 19-13. Şafak Edge. Erkan Ovey, Şafak bir kez daha. Son bir dakikaya gireceğiz ilk çeyrekte. Jordan Hamilton fake'ine cevap aldı. Hamilton 3 sayılık atış isabetli değil. Nefis bir fake geldi ama sonu sayıyla bitmedi. Sonny Williams hatalı yürüme beklentisi bu kez Uşak bencinde. İlkan Batuk solundan devam etti. Ryan Dunstan. Dışarıya Sonny Williams. Sonny Williams el üzeri 3 sayılık atış isabetli değil. Ryan Dunstan takip etti. Çembere gitti, atışı kısa kaldı Dunstan'ın da. Çok çember altına yani girdi. Hüsnü abi 4 dakikadır sadece bir sayı. Bir faulden sayı buldu Efes. Şafak Edge. Efes Salomon'a biraz arkasına bir pas. Dunstan kötü düştü bu arada. Umarım ciddi bir şey yoktu. Kalkamadı çünkü. Evet, biraz kötü düştü ama kalkacak gibi duruyor. Ama bu arada Anadolu Efes sayı bulamıyor ama kullandıkları atışların neredeyse tamamı boş atışlar yani. Şöyle çok zor bir atışlar değil. Bir türlü isabet sağlayamadılar. İçeriye çok indirmediler ama. Evet yani ama zaten o kadar çabuk gelip erken kullanıyorlar ki içeriye indirmeye gerek kalmadı. Tempoyu şimdilik evet. Uşak kullanan taraf oldu diyebiliriz herhalde. Evet. Bu arada yere düşmeden dolayı değil evet. Düşerken Salomon'un dirseği ensesine gelmiş. Çabuk atlattı. 33 saniye var. İlk yarının tamamlanmasına Irk Holloway, Jordan Hamilton, Sonny Williams karşısında kalmıştı. Williams faul yapıyor ve üçledi sonra Williams. İlk çeyrek bitmeden bu evet. Efes için iyi haber değil. Çok erken üçledi. Simon yeniden oyuna girecek şimdi. Sonny Williams üçüncü faulünü yaptı ve kenara geliyor. Oyun başında söyledin ya Anadolu Efes deplasmanda az sayı atıyor diye. Burada da net bir şekilde ilk çeyrekte ortaya çıktı. 77 deplasman sayı ortalaması Efes'in ki sezon geneli iç saha dış saha karışık. 82.5 ligin en fazla sayı atan 4. takımı normal şartlarda Efes ama deplasmanda bu durum değişiyor. Evet, deplasman ortalamayı bayağı bir düşürüyor. İlk atışını kaçırdı Hamilton. McCallum da değişiklik sandalyesine geldi Efes'te. 2'de 1 20-13. Fark 7 Uşak lehine. Doğuş Balbay kenarda. Eric McCallum sahada. Anadolu Efes'te. Yunuslar Simon ön alanda. Şafak Tayfun ikilisinin baskısı var. McCallum Simon üzerinde. Simon o baskıyı açtı. Tabii skor da önde gittikçe farklı Uşaklı oyunculara ayrı bir istek geliyor. Ayrı bir hız geliyor. Onun sonucu da sahaya yansıyor şu ana kadar. Yunuslar Simon. Tayfun Eric'i karşısında 2 saniye var. Simon şimdi hareketine başladı. Yüksek bıraktı. Süre dolarken isabeti buldu Simon. 20-15, 2.2 saniye var. Murat Yavuşağı şimdi. Jordan Hamilton, Tayfun Erükü. 1 saniye kala Tayfun çembere dönemedi. Süre doluyor. Murat Yavuşak 20, Anadolu Efes 15. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda ilk çeyreğin skoru değerli basketbol severler. İkinci çeyrekte yeniden birlikte olacağız. İkinci çeyrekte yeniden birlikte olacağız. Şimdi morallendiler. Düşme hattının 2 galibiyet üzerinde Yeşil Giresun şimdi. Büyük çekmece 7'de kaldı böylece. Gaziantep 6, Uşak 4. Son 2 sıra bu şekilde ve gelecek haftada Gaziantep'te Gaziantep basketbol Murat ve Uşak maçının olduğunu hatırlatalım. Şafak Edge'nin turnikesiyle başlıyor Uşak 2. çeyreğe. Ve 8'er galibiyetli Karşıyaka ile Giresun'da karşı karşıya gelecekler İzmir'de bu arada. Haftanın bir diğer kesim maçında. Aynen öyle. Giderek karışmaya devam ediyor alt sıralar. Ryan Dunstan karşılığı verdi Şafak'a. Şafak Edge bir kez daha içeriği zorladı. Dunstan son anda topuna müdahale etti. Hızlı hücum şansı Anadolu Efes için. Kronoslav Simon şut gösterdi. Kullanmadı Dunstan ve McCallum'la yeniden set hücumunda. Efes topa müdahale Richard Salomon'dan. Dunstan'da kaldı ama Birkan Batuk bomboş pozisyonda 3 sayılık atış isabetli. Birkan Batuk
kadar boş kaldı ki. En sevdiği pozisyonda biraz dip çizgiye yakın yerlerden daha çok yüzdeli atıyor. Faulü de yaptı devamındaki pozisyonda Birkan Batuk. Koçu Ergin Ataman'dan özür diledi anında. Topa baskı yapmasını istedi Ergin Hoca çünkü. O ya, evet, faul yapmasını istemedi. El sokunca. Çünkü biraz bunlar gereksiz bir fauller oluyor. Sonrasında çok canı yanıyor. Çok iyi bir boş koşu Tayfun'dan dışarıya çıkardı. Hamilton 3 sayılık atış isabetli. Birkan'a karşılık Hamilton'la geliyor. O da bomboş kaldı yalnız. Evet. Çok benzer bir pozisyon. Daha dipteydi sadece. Fark yeniden 5. Ryan Dunston. Ryan Dunston, Richard Solomon faul. Az önce de Simon'un topuna müdahale etmişti. Evet, Salomon devamlı arkadan müdahaleye çalışıyor. Agresif başladı savunmada. Ama işte tabii bu tip müdahaleler çoğunlukla zarar verir derken ikinci faul oldu galiba. Kenara geldi. Yo, ilk faulü. İlk faulü oldu. Evet. Koç Mustafa Mavili kenara alıyor. Poek bu sahada. Anadolu Efes iki tane size'lı 5 numarayla oynadığı için Koç Mustafa da aynı şeye döndü. İki uzuna. Naslav Simon. Bir üçlükte Simon'dan geliyor. Anadolu Efes'te fark 2'ye indi. Yani aynı ilk çeyreğin başlangıcı gibi değil mi? Üçlükler havada uçuştu. Sonrasında da ciddi anlamda atışlar, yüzdeler düştü. Bir üçlük daha isabetli değil ancak hücum reboundu geldi devamında. Şafak Edge. Yeniden sete oturttu takımını. Carmichael'ı çağırdı perdeye. Şafak perdeyi kullandı. Opoegbu yine boş kaldı. 3 sayılık atış bu kez isabetli. Peki Opoegbu isabetli buluyor. Opoegbu da 13 maçta süre almıştı bu sezon. Şu ana kadar 8.8 sayı ortalaması var. Simon atışı isabetli değil. Vladimir Stimac bugün ilk kez oyunda. Biraz girdiğini de belli etti açıkçası. Hemen karıştırdı orayı Stimac. Evet, en sevdiği şey reboundlar. Yani de kovaladı onu. Sahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en çok rebound alan oyuncusu Simaç bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. 15 maçta forma giydi Simaç. Eric McCallum dönerek atışı isabetli değil. Opoegbu'da kaldı savunma reboundu. Jordan Hamilton çok hızlı geçirdi. Ryan Dunston kapatmıştı önünü. Jordan Hamilton 3 sayılık atış isabetli değil. Dunston'da kalıyor. Hiçbir şekilde paylaşmayı düşünmedi topu. Evet, yani enteresan. Yani bu kadar kritik bir maçta bu kadar kötü top kullanımı. İşte Birkan Batuk karşılığı üçlükle verdi. Bunu yediğiniz zaman diğer oyuncuların belki kendisinin morali bozulmuyordur ama diğer oyuncuların ciddi anlamda sıkıntı yaşamaya başlıyorlar. Şafak Edge, Tayfun Erülkü. Tayfun solundan devam etti. Çembere gitti Tayfun Erülkü. Brian Dunston topa müdahale etti. Açık alanı şimdi buldu Anadolu Efes. Fast break 4'e 1 hücum. Ryan Dunston ekstra pas Birkan. İşte tam söylediğimiz olay. Biraz önceki o atışı yapması Tayfun'un da bu atışı yapmasına yönlendiriyor. 28-28'de yakaladı Anadolu Efes. Molayı da aldırdı bu arada. Anadolu Efes molayı da aldırdı bu arada. Tam sahaya yerleşti şimdi Efes savunmada. Şafak Edge top oyuna sokamadı. Şimdi Tayfun'un boş koşusu. Tayfun Erülkü topa sahip oldu. Tayfun Erülkü, Şafak Edge, Jack Carmichael perdeden devrildi içeriye. Şafak Edge, Carmichael'ı buldu. Alır almaz atışı isabetli değil. Hücum reboundu, Opoegbu foul. Sayı yok ama iki serbest atış gelecek. İki Opoegbu'dan. Ya mesela bunu da iyi çalışmışlar Murat Beyuşak. Hücum reboundlarını çok kovalıyorlar. Şu ana kadar da faydasını gördüler. Onların şu ana kadarki tek derdi bence erken ve kötü atış kullanmaları. Yoksa onun dışında Murat Beyuşak adına her şey iyi gidiyor. Stimac için ligin en çok rebound alan oyuncusu demiştik. Takım halinde de Anadolu Efes ligin en çok rebound alan takımı. Yani, istatistikte lider durumdalar. Evet, o kadar çabuk top kullanıyorlar ki onun neticesinde de bol miktarda rebound pozisyonu oluyor. 29-28. 2'de 1 geldi. Opoegbu'dan serbest atış çizgisinde devamında erken girdi. Eric McCallum. Eric McCallum, Krinoslav Simon. Stimac alan değiştirdi. Alçak posta top istedi ve aldı. Sırtı dönük aldı. Stimac savunma Carmichael'dan foul. Jack Carmichael foul yapan isim Murat Beyuşak'ta.
İkinci faulü. Birkan Batuk kendini boşa çıkardı. Boş kaldı Birkan Batuk. 3 sayılık atışı isabetli. Günün şu ana kadarki en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İkinci çeyrekteki performansıyla Birkan. Evet, hemen hemen. Her iki taraftan evet, da attı. Her iki taraftan da attı ama hep böyle faul çizgisinin aşağısından. Şafak Edge içeriden karşılığı verebilecek mi? Atışı isabetli değil ama. Bir voleybolcu gibi geldi Ofoegbu. Dokundu ve sayıyı buldu. 31-31 tipleyerek. Simon Stimais perdeden yine alçak posta devrilmişti. Şafak topuna müdahale etti. Ryan Dunstan. Naslav Simon boş kaldı. 3 sayılık atış isabetli değil bu kez. Rebound mücadelesi Carmichael. Birkan Batuk faul. Bu mücadelede faul düdüğü çıktı. Şimdi bu Birkan'ın da ikinci faulü. Tehlikenin eşiğine geldi. Bu kadar elinin sıcak olduğu evet, bir maçta. Faul problemleri ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Birkan 11 sayıda bu arada. İşte hatırlıyorsun değil mi ilk başta Birkan faul yaptı, özür dedi. Evet. Ne kadar gereksiz bir faul olduğu işte bu durumlarda net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şu anda tehlike sınırına geldi bir anda. Opoegbu fake ardından Tayfun. 10 saniye var hücum süresinin dolmasına. Tayfun Elülkü, Erik Makkalım aldı karşısına. Kurtuldu ama turnikeyi kaçırdı. Stimaç'ta kalan savunma reboundu. Erik Makkalım. Tayfun hareketli savunması devam ediyor. McCallum el değiştirdi bir kez daha solunda. Birkan Batuk. Faul Şafak Edge. Evet, faul hakkı doldu Murat Boğuş'a. Anadolu Efes'in bir hakkı daha var. Evet, şimdi burada nasıl bir karar verecekler? Sert savunmaya devam mı edecekler yoksa savunmayı yumuşatacaklar mı? Simas, Carmichael. Pas arası geldi Carmichael'dan. Çembere gitti Simacı vurdu Carmichael. Çok iyi takip etti top kenardan gelirken. Çok hamle yapıyorlar. Güçlü bir durum ama bu. Şu ana kadar başarılı oldular. 33-31. Erik McCallum. Kapağın baskısı McCallum üzerinde. Gürültü artıyor salonda. Efes hücumlarında özellikle Simon, Rockmatton. McCallum 5 saniye var. McCallum, Simas. 3 sayılık atış isabetli değil. Ya öyle bir savunma geldi ki Uşak'tan. Stimaç üçlük atmak durumunda kaldı sanki. Evet, tabii biraz süre bitiyor diye mecburiyetten attı. Daha erken olsaydı o pozisyonu atmazdı. Jordan Hamilton zorladı içeriği. İyi pas indirdi Jordan Hamilton. Öncesinde ayak çizgide top kaybı. Yani asisti gitmiş oldu aslında Hamilton'ın herhalde. Evet. İyi indirdi çünkü pot altına. Skorda 33-31'de kalmış oldu böylece. 4 dakika 32 saniye var. İlk yarının sona ermesine. Simon'la hücumda Efes. Rockmottom. Jeff McCallum alan değiştirdi. Simon dışarıda şimdi. Simon, Birkan Batuk, Stimaç alçak posta aldı bu kez. Stimaç, Carmichael'ın savunması. Boyalı alanda birebir oynayabilir Stimaç. Çember tarafı boş kaldı. Dönerek atış. Öncesinde hatalı yürüme. Ergin Ataman da doğru karar şeklinde bir ifadesi oldu bu arada Stimaç'la göz göze geldiklerinde. Hani tavşan adımı derler ya. Çok küçük ayaklarını aslında oynatmış. Çok güzel yakalamış. Aslında boştu ilk anda da o geç fark ettiği için hareketine geç başladı. Yardım gelmemişti savunmada. Birebir oynayamamış oldu Stimaç bu pozisyonda. Şafak Edge. İyi bir koşu geldi. Şafak atışı isabetli değil. Paul. Opoegbu iyi bir boş koşu. İki serbest atış gelecek. Efes'in faul hakkı da doğmuş oldu böylece. Miles girecek Uşak'ta. Tempolu ve ara ara paylaşmıyor topu demiştik Uşak için. Biraz daha pot altına indirmeye başladılar. Evet, bu işlerine yani yaradı aslında. Evet, olması gereken o. Yoksa çünkü bütün maçı öyle dışarıdan takip edemezsiniz. Birkan 2, Maltim 2, Wims 3. Faul dağılımı Efes'te bu şekilde. 2 ve 3 faul dağılımı bu şekilde. Wake bu da 2 atıyor ve maçın en skorer ismi şu anda 13 sayı oldu. Peki Opoegbu kenara geliyor. Bunun da 2 faulü var bu arada.
Miles sahada. İlkan için söylediğim topun için de geçerli. Sınırda biraz sakınmak istiyor Mustafa Mavi de onu. Evet. Yani az bir süre kalmış kendine. Bu kadar iyiyken maçta. Erik McCallum. Çünkü sonra ihtiyacı olacak ona. 35-31. Erik McCallum. Sağından devam etti. Reverse ardından Seamus'i buldu. Dönerek atış. Basket foul. Bu kez sayıyı buldu. Foul'ü de aldı Seamus. Az önceki steps'in ardından. Evet. McCallum son ana kadar atmayı kovalayıp baktı ki artık atacak durum yok. Çok da güzel gördü. Çok da iyi bir asist yaptı. Seamus serbest atış çizgisinde şimdi. Ortalama 25 dakika sahada kaldı bu sezon. Seamus 9.6 rebound ortalaması. Rebound lideri demiştik ligin. 13.7 de sayı ortalaması. 3 sayı birden kazandırdı bu hücumla takımına. Son 3.5 dakika. Şafak Edge. Ezef Miles. Orta mesafe atışı isabetli değil. Seamus'tan bir de savunma reboundu. Eric McCallum. Seamus perdede. Perdeden devrildi. Eric McCallum. Typhoon'un savunması. Agresif savunma. Topuna müdahale etti Typhoon. Rock Mountain atışı. Hücum faul. Hücum faul kararı. Ve Rock Mountain'ın da 3. faulü bu. Walton 3, Beams 3. Efes'te daha ilk yarı bitmeden. Daha ilk yarı bitmeden ciddi bir foul problemi yaşıyor Anadolu Efes. McCallum'u da kenara alıyor. Ergin Ataman, Doğuş Balbay yeniden sahada. Walton'la da Dunstan değişti. Şimdi Seamus, Dunstan aynı anda sahada. Bu arada Carmichael'ın yaptırdığı ikinci ucun foul. Çok güzel pozisyon oluyor, alıyor. Çok doğru yerde duruyor. Jack Carmichael. Jordan Hamilton'ı bekledi. Simon'un topsuz baskısı vardı. Jordan Hamilton atışı isabetli. Simon son ana kadar topsuz iyi savundu ama kurtulduğu anda cezayı kesti. Hamilton belli ki takım liderliğini ele almış durumda. Kırnaslan Simon, Typhoon Erülkü faul. Typhoon Erülkü'nün faulü. Yalnız... Evet, Typhoon'un da ikinci faulü. Böyle giderse maç sonunda oynayacak adam kalmayacak gibi duruyor. Erkan ve 2, Typhoon 2, Ofoegbu 2, Miles 2, Uşak'taki dağılım da böyle şu anda faul sayıları. Simon ilk atışı isabetli. 2 dakika 42 saniye var. İlk yarının tamamlanmasına 2'de 2 atıyor Pirnoslav Simon çizgide. Tayfun Erülkü. Birkan karşısında Şafak top istedi aldı. Şafak Edge. Şafak Edge. Carmichael yardıma çıkmıştı. 10 saniye var. Şafak tepede bomboş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Seamus'ta kalan savunma reboundu. 37-36. Öne geçme şansı Anadolu Efes için. Doğuş Balbay. Birkan Batuk. Seamus. Ters eşleşmeyi bulmuştu aslında. Şafak da geldi şimdi. İkili sıkıştırmada kaldı. Birkan Batuk bomboş pozisyonda. Simon var ters tarafta. 3 sayılık atış isabetli değil. Dunstan'dan hücum reboundu. Bir şans daha Efes için. Birkan Batuk orta mesafede Dunstan bu kez. Seamus dönerek atışı. Son anda topuna müdahale var. Kendi topunu takip etti. Seamus dışarıya çıkardı. Simon top kaybı. Typhoon Erülkü bomboş kaldı. Typhoon topu elinden kaçırdı. Karşılıklı ikramlar adeta. Doğuş Balbay. Boş koşu geldi Simon'da. Simon Jordan Hamilton'da kaldı. İlginç anlar. Yani, bir kez daha döndü dolaştı. Doğuş'ta kaldı bu top. Tam söylediğim gibi ikramın haddi hesabı yok. Seamus çember tarafından dolaştı. İsabeti buldu bu kez. Hakikaten ellerden ellere. Buradaki pozisyonda da Jordan Hamilton alabilirdi. Evet, o da aldı hatta. Yani aldı tekrar geri verdi. Bu arada Typhoon'un bu üçüncü oldu. Top kontrol edememe durumu. Doğuş Balbay'a çalındı faul bu arada. Maçtaki ilk faulü ama faul hakkı dolduğu için iki serbest atış gelecek. Simon kenarda. Muhaymin Mustafa bugün ilk kez oyunda Anadolu Efes'te. Muhaymin 9 maçta bu sezon forma giydi. 5 dakikaya yakın ortalama süresi var. Erkalı Bey Şafak değişikliği Uşak'ta da.
Kenardan Muhaybin'e uyarı geldi. Marez'i alması konusunda bu arada savunmada. Carmichael atışı başarılı. 38-38. Muhaybin Mustafa kısacası 10. lig maçında Efes formasıyla bu sezon bir kez daha öne geçiyor. Murat Boğuşak 39-38. Doğuş Balbay'la hücumda. Anadolu Efes. İlkan Batuk ile kendini boşa çıkardı. İlkan Üstay'la katış isabetli değil bu kez. İyi pozisyon aldı aslında yine. Evet, aslında iyi pozisyon ama normalde bu kadar hareketli gelip atabilecek bir oyuncu değil. O biraz daha böyle sabit pozisyonda geldiği zaman daha yüzdeli atıyor. Carmichael, Miles'ın koşusu. Muaymin Mustafa onu takip etti. Carmichael atışı kısa kalmıştı. Carmichael çevirebilecek mi? Son anda çevirdi. Ancak top kaybı. Evet, çizgiye bastı. İkidir. Bu çizgilerle başı belada. 39-38 son 1 dakikaya girdik Uşak'ta ilk yarıda ve Ergin Ataman mola istiyor. İki takım da kenarda yeniden. Sıralamada. Yeşil Giresun kazandı. Az önce biten maçta 8 galibiyet yaptı Giresun. Büyükçekmece 7 galibiyette kaldı. Eric McCallum. Vladimir Stimac. Eric McCallum. İlkan Batuk sol forvette bu kez. Eric McCallum dribbling'i kesti. Boyalı alanda Stimac. 7 saniye var. Muaymin Mustafa Erkalova üzerinde. Muaymin reverse ardından top kaybı geldi. 3'e 2 hücum şimdi Uşak'tan. Erkalova'ya kendisi getirdi. 3 sayılık atışı isabetli değil. İnanılmaz bir takip geldi. Richard Solomon tekniğinde bu kusmacı. Herkes ayağa kaldıran. Baya bir yukarıdan vurdu. O kadar sıçradı ki. Yapacak hiçbir şey kalmamıştı. 41-38. Son 10 saniyeye gireceğiz ilk yarıda. Eric McCallum süreyi kullanıyor McCallum. 1 saniye fark var maç saatiyle hücum süresi arasında McCallum. 3 sayılık atışı isabetli. 41-41. 2.8 saniye var. Bu kez de Murat Yuşak molasına gidiyoruz son top için. Kurtarmaya çalışıyor. Son top için. Kurtarmaya çalışıyor. Tayfun'un ilk topu oyuna sokacak şimdi. 2.8 saniye var. Carmichael. 1 saniye. Carmichael son anda elden çıkardı. Carmichael. Süre dolmuştu öncesinde top eldeyken. Karar bu yönde. Zaten sayı yok. 41-41. İlk yarının skoru. Değerli basketbol severler. Murat Bey Uşak Anadolu Efes mücadelesinde ilk yarının sonunda skor tabelasında eşitlik var. 2 var. 2 Anadolu Efes'te McCallum, Girkan Berk, Simon Dunstan. Ergin Ataman'ın ikinci yarının başındaki beşi bu şekilde. Berk Demir, Runoslav Simon, Dunstan perdedeydi. Simon boş kaldı, atışı isabetli. Üçlükle başlıyor. Öne geçiyor ikinci yarının başında. Anadolu Efes, Callaway, Tayfun, Miles, Hamilton, Solomon beşiyle. Mustafa Mavili de başladı. Bir üçlükle Miles'dan geliyor. Sanki bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Yani hepsini sanki üst üste koyuyorsun değil mi? İlk çeyrek, ikinci çeyrek, üç çeyrek. Hemen hepsinde üçlükler havada uçuşuyor. El üzeri attı Simon bu kez kaçırdı. Richard Salomon da kaldı. Savunma reboundu. Tablo çok değişmedi kısacası. Evet, yine erken atışlar, yine çabuk atışlar. Hiçbir şey değişmedi. Kalvay top kaybı geldi. Birkan Batuk. 3'e 2 hücum şimdi. Kronoslav Simon. Berk Demir yerleşti. Birkan Batuk. Boş pozisyonda Simon'u buldu. Simon üçlük isabetli değil. Arka arkaya 3 deneme 1 isabet Simon'dan. Sadece 1 dakika içinde. Yani yok şu son atışa diyecek bir şey yok. Çok boştu. Kullanması da gerekiyordu zaten. Jordan Hamilton 3 sayılık atış isabetli. Jordan Hamilton bu kez de uşağı öne geçirdiğinde bir üçlük şaşırtmadı. Çünkü senaryo gerçekten aynı maç başından bu yana neredeyse. Eric McCallum 47-44 Uşak üstünlüğü. Ryan Dunstan'ın perdesini kullandı Eric McCallum. Birkan Batuk şut gösterdi, alçak posta indirdi. Ryan Dunstan birebir oynadı, dönerek atışı isabetli değil. Richard Solomon savunma reboundu geldi. Jordan Hamilton takımını sete oturtan isim oldu şimdi. Aynı zamanda 14 sayısı var Jordan Hamilton'ın. Jordan Hamilton nefis kurtuldu. 3 sayılık atışı isabetli yalnız. Sete oturtan dedin ama kendisine biraz alan açan gibi gözüküyor. Yine iyi başladı.
Yine bunu inanılmaz ekarte etti yalnız evet. Pozisyonda bir kez daha ekranda ediyor. Eric McCallum atışı isabetli. Üçlükler yine havada uçuşuyor uçakta. Bir üçlük de McCallum'dan. Yani işte kritik olay şu, kimseye pas vermeden atışlar çoğaldıkça bu sefer diğer oyuncuların da dengesi bozuluyor. Onlar da başlıyorlar. İşin içinden çıkılmıyor bu sefer. Şimdi Birkan'ın ilk yarıda yaptığına benzer bir faul Simon'dan geldi az önce. Hani pozisyon içi sayılmaz. Çok uzak bir nokta. Ekrandaydı az önce. İkinci faulünü yapmış oldu Simon'da. Jordan Hamilton hatalı yürüme ve top kaybı. Ligin en çok top kaybeden takımı Murat Bey Uşak. Maç başına 14.2 ortalamayla. Evet, yani aslında güzel düşünce. Doğru da pas. Biraz uzağına gitmiş. Yakalayınca toparlayayım derken ilk yarıda şu maçın yaptığı gibi ufak karşan adımlarıyla top kaybı. Rusal Simon, Dustin boyalı alanda yerleşti. Şimdi topuna müdahale Eric Callaway geldi ve çaldı topu. Jordan Hamilton. Hamilton müthiş başladı ikinci yarıya. Jordan Hamilton 19 sayı oldu. Yani 8'i zaten şu 3 dakika içinde 11 geldi. Ile bitirmişti ilk yarıyı. 3 dakikada 8 sayı kısacası pota altında. Bir de topa müdahale. Tayfun Eric'i pastı. Turnike geliyor Eric Callaway'den. Rüzgarı fırtınaya döndü Murat Bey Uşak'ın. Jordan Hamilton bir de 6. adamı göreve çağırıyor. Yeni görevi de bu. Şu anda Jordan Hamilton herkesi kaldırdı. 54-1-54-1-7. Benzer şekilde çevirleri hareketlendirmeye çalışan bir diğer isim Jordan Hamilton gibi. Fark 7. Jordan Hamilton başrolde şu anda. Fırlansman Simon. Herdeyi kullandı Simon. Dunstan. Brock Motum sahada mola dönüşü. Efes'te pas arası Tayfun Eriki'den geldi. Tayfun çembere gitti. Turnikesi isabetli. Dunstan gölge gibi izlese de yetişemiyor. Yani müthiş bir enerji. İlk yarıda da söyledik. Şimdi bu tip takımlar önde gittiği sürece savunma dozajını artıyorlar ve daha istekli savunma yapıyorlar. 15 sayı üstüne. 3,5 dakikada 15 sayı geldi. Yani ciddi, ciddi bir rakam. Tabi bunda da Anadolu Efes'in biraz katkısı var. Bakalım be, 3 sayılık atış isabetli değil. Hücum reboundu geldi ama. İkinci şansı Uşak için şimdi. 56-47. Jordan Hamilton ikili sıkıştırmaya rağmen asisti geldi. Yani inanılmaz bir özgüven var şu anda Uşak oyuncularda. Az önce bahsettiğimiz nokta önemli. Atmaya başladıkça savunma direnci arttı. O direnç arttıkça hücum çok daha rahat. Evet. Murat Bey Uşak farkla çift taneyi buldu. 58-47 Simon atışı isabetli. 3 sayılık atış Kırmaslav Simon'dan. Evet, Efes adına ilaç gibiydi. Evet, kritik bir atıştı. 58-50 fark 8 Eric Callaway. Richard Solomon perdedeydi. Jordan Hamilton fake foul. Simon'un 3. faulü. Fake ardından dribbling'e başlarken Hamilton o kadar çok attı ki artık yani her topa uçarak gitmeye başladılar. Eric Callaway, Isaiah Miles, Eric Callaway, Jordan Hamilton'ı Simon iyi savundu bu kez. Önünde pozisyon aldı ve pas arasıyla topu takımına kazandırdı. Birkan Batuk, Rostov Simon, Birkan Batuk, Gitten, Eric McCallum'dan pas Eric Callaway. Son müdahale. Agresif savunma iki takımdan da bu bölümde. Sonny Williams uzun süredir kenardaydı çünkü erken üçlemişti. Yeniden sahada bir kan kenarda. Bakalım oyuna girebilecek mi? Çünkü çok ciddi anlamda uzun süre kenarda kaldı. Eric McCallum, Tayfun karşısında, Kronoslav Simon, Brock Morton 5 saniye kadar. Richard Sarlam'ın bir kez daha kapattı olanı. Murat ve Uşak uzunları potu altında. Yani, Murat Bey Uşak ciddi anlamda iyi savunma yapıyor ama Anadolu Efes'te kötü hücum ediyor. Eric McCallum'un faulü. McCallum'un ikinci faulü bu. Üçüncü takım faulü aynı zamanda Anadolu Efes'in. McCallum'u kenardan top oyuna sokuyor Uşak'ta. Miles top istemişti Richard Solomon. Ryan Dunstan'ın yakın savunması. Richard Solomon dışarıya Tayfun Eriük'ü. Tayfun uzak mesafeli üçlüğü çok kısa kaldı. Sağlamının çabası da yeterli değil. Şimdi, 8 saniye vardı. Evet, bu ne diye sormak gerekiyor aslına bakarsan. İşte hep konuştuğumuz olay. Bu kadar iyi giderken atman gerekmiyor. Ama işte top kullanma ihtiyacını hissediyor. Şu anda
Hani isim üzerinden gitmek çok doğru olmayabilir ama değil, Hamilton değil. Mesela bunu kullansa, evet. Hani en sıcak isim ve kaçırsa biraz daha kredisi vardı sanki. Üçlükle Simon ayakta tutmaya devam ediyor Efes'i de. İşte bunlar hani hep... Eli çok sıcak yani tercihi kesinlikle, var kesinlikle doğru söylüyorsun. Bundan bu tercihin gelmesi takımı biraz düşürdü sanki. Yani biraz da uzak mesafeydi üstelik. Miles 3 sayılık atış isabetli değil. Ya işte... Simon'dan hızlı bir pas Brock Moulton'a. İyi pas, blok geldi. Miles'dan blok geliyor. Brock Moulton turnikesi esnasında Miles'dan blok. Erk Callaway pot altından dolaştı. Sahada kalabilecek mi? Kaldı ama Eric McCallum'da top. 3'e 1 şimdi. Kırmazlar Simon. Brock Moulton bu kez bomboş. 5-0'lık seri geldi. Kaçan o üçlükten sonra. Yani işte. Tempo çok arttı bu arada. Evet. Biraz önceki Tayfun'un attığı için Miles aynısını yaptı. Çünkü oyuncu psikolojisi bu. Top kullanmak ister ama yani bazen de takım fedakarlığı için kullanmamak gerekiyor. Çembere gitti Jordan Hamilton. İsabetli değil. Bir boş ucum daha. Sonny Williams çok hızlı geldi. Sonny Williams. İyi pas. Brock Moulton. Miles. Topa müdahale Miles'dan. İtirazı var. Top bizde şeklinde ama Efes hücumu devam edecek. 58-55. Üst üste fastbackler baş döndürücü bir tempo oldu birkaç dakikadır. Hakikaten Rinaslav Simon, Sonny Williams. Eric McCallum. Eric McCallum el değiştirdi. McCallum 3 sayılık atış. İsabetli değil, ayak çizgideydi, düzeltiyorum son anda. İki gösterdi hakemler ama isabet yok Erk Callaway. Erk Callaway. Şu an hala takım faali yok bu arada bu çeyrekte. Erk Callaway Miles alan değiştirdi. Boşa çıktı şimdi Isaac Miles. 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound mücadelesi Richard Solomon. Jordan Hamilton'a topu kazandırdı. İkili sıkıştırmadan çıktı Jordan Hamilton. Tayfun. 2 kişiden söktü aldı. Miles çembere gitti. İsabetli oldu. Çok daha sabırlı ve paylaşarak hücum geldi uçaktan. Evet deniz. Biraz da mecburiyetten oldu bu ama sonunda çok doğru ve çok kolay bir atışa gitti. 60-55. Tayfun karşısında Eric McCallum'un. Rinaslav Simon. Rinaslav Simon'dan bir üçlük daha, bu da isabetli. Dördüncü isabetli üçlüğü bu çeyrekte Simon'un da. Yani resmen tek başına ayakta tuttu Anadolu 17'nin Efes'i. 17'nin 12'si Simon'dan geldi. Ve bir anda Anadolu Efes'in ellerinden gidiyordu maç. Tekrardan ortak etti. Bu arada Hamilton 19, Simon 19. Bireysel düelloda da son durum bu. Richard Sağlam'ın atışı isabetli değil. Bir de savunma reboundu geldi Simon'dan. Mark 11'e kadar çıkmıştı. Eric McCallum. Eric McCallum topuna müdahale. Eric Callaway. Son 2 dakikaya gireceğiz. Hızlı geçen bu çeyrekte. Isaac Miles. Eric Callaway set hücumunda uşak. Brock Moulton karşısındaydı. Callaway çembere gitti. İsabeti oldu. Hansen gibi birisine karşı da vücudu o şekilde değiştirmek havada. Yani vücudunu çok iyi koydu araya. Sıkış attırmadı da Hansen. 62-58. Nasal Simon. Yine 3 sayılık atış, bu kez isabetli değil. Az önce bahsettiğim buydu yani. O evet, kadar eli kredi, sıcak ve... Evet, bu krediyi hak ediyor. Aynen öyle. Kaçıranın o olması biraz daha doğal. Erk Callaway. Fark 4. Son 1-23. çeyrekte. Tayfun Erülkü. 6 saniye kaldı. Tayfun Erülkü. İyi bir boş koşu Miles'dan. Tayfun'dan asist bu kez, hakkını verelim. Evet. Tayfun Erülkü'den bu kez asist geliyor. Yapması gereken bu. Eric McCallum son 1 dakikaya gireceğiz. 64-58. Murat Beyuşak üstünlük. Aslan Simon şut gösterdi, bu kez kullanmadı. Ben Dustin. Brock Moulton boş kaldı. Brock Moulton. Ardından bir de müdahale vardı. Richard Solomon'dan basket foul. Yani o kadar çok seviyor ki blok yapmak için sıçramayı. Yine çok uzaktan geldi ama bu sefer dengesini sağlayamadı. İlk takım faali şu an. Mustafa abi, bunu nasıl değerlendiririz? Yani, bir dakikadan daha az süre var. Yani bu tempoda iki türlü değerlendiririz. Bir, Anadolu Efes'in kötü hücumları bu çeyreğin ilk 5 dakikasında. Sonra da zaten Anadolu Efes hemen hemen attığı bütün atışları değerlendirdiği için faal yapacak pozisyon oluşmadı. Mustafa Mavili Erk Callaway'ı kenara aldı. Şafak Edge oyundaki isim. Muhaymin Mustafa, Kırnoslav Simon değişikliği Efes'te de. Yani bu arada Hamilton hiç çıkmadan oynuyor. İyi oynuyor doğru ama maçın sonunda biraz diri kalması açısından en azından çeyrekle beraber şu son bir dakika kenara alınmasında fayda vardı. Çünkü ciddi anlamda yoruldu.
Tayfun Eriyük çembere gitti. Tayfun Eriyük üzerinde bir de turnike geldi. İki kişiye rağmen Tayfun'dan. Hamilton'ın cepteki en büyük avantajlarından biri hiç faul yok şu anda. Sıfır. Jordan Hamilton'ın faulü. Doğuş Balbay. Sonny Williams. Kendall Sıfber'de Doğuş Balbay. Bomboş kaldı Doğuş. 3 sayılık atış isabetli değil. Muaymin Mustafa'dan hücum ribaundu ve faul. Öyle bir sıçradı ki Muaymin düşerken de faul düdüğü geliyor. Kritik bir yerde faul almış oldu. Şimdi McCallum, Girkan oyunda, Muaymin, Doğuş kenarda. 66-61, 12 saniye fark var. Maç saatiyle hücum süresi arasında çeyrek sonunda. Sonny Williams kenardan topu bile sokuyor nefesine. Eric McCallum, Typhoon faul. Üçüncü takım faulü. Yalnız Typhoon'un da üçüncü faulü bu. Eric Calloway yeniden sahada. Olası bir dörtten sakınmak için de şimdi muhtemelen evet. Kenara geldi. Ya, çok enerjik bir isim çünkü. Evet, Typhoon'un ama çok enerjik ama en büyük problemi bu. Zaman zaman kendine hakim olması gerekiyor. İlkan kritik bir üçlük isabetli değil. Hücum ribaundu Dunstan'dan geldi. Bir şans daha Efes için şimdi. Rock Bottom kendine gitti. Rock Bottom. İki kişi birden vardı karşısında. Ve son bir daha hale Rock Bottom'dan. Yalnız Miles şu an inanılmaz işler yapıyor pot evet. altında. İyi gelmiş oraya. Ama bu arada savunmada özellikle. Yani Bottom'un ne kadar erken ve kötü bir atışa yöneldi. O da bir enteresan. 3 kez hücum etti Efes. Arka arkaya ve sayı bulamadı. İki takımın da faul hakları hala da olmadı. Şafak Edge. Çok hızlı getirdi Şafak Edge. Doğuş Balbay bu faulü yaparak oyunu durdurdu. Faul hakkı da şimdi dolmuş oluyor. Bu hakkını kullanmış oldu Doğuş takımının. Kendisinin de ikinci faulü bu. Şimdi 8.2 saniye var. Şafak Edge kenardan topu oyuna sokuyor Murat ve Uşak da. Jordan Hamilton. 5 saniye var. Hamilton başladı hareketine. Hamilton Sonny Williams'in üzerinden atışı. İsabetli değil Birkan Batuk. Süre doluyor Murat ve Uşak. 66. Anadolu Efes 61. Uşak'ta. Üçüncü çeyreğin skoru. Değerli bak. Üçüncü çeyreğin skoru. Değerli bak. Vladimir Stimas perdedeydi. Doğuş Balbay. Ryan Dunstan boş kaldı orta mesafede. Dunstan atışı isabetli değil. Savunma reboundu Jack Carmichael'dan geliyor. Yani tabii şu gözüken 5 Anadolu Efes'te hücum anlamında sıkıntı. Şafak Edge perdeyi kullandı. Şafak atışı isabetli. Dışarıdan kaçırdı. İçeriden kaçırmadı Şafak. Sonny Williams. Dışarıya Brian Dunstan yüksek posta. İçeriyi zorladı Brian Dunstan. Brian Dunstan faul. Wakeman'ın faulü. Evet, Dunstan biraz önceki pozisyondan ders almış. Onun işi oralarda daha çok. Doğru yere gidince de faulü aldı. Ryan Dunstan 10.6 sayı ortalaması olan birisi. 6 sayıda kaldı şu ana kadar. Bu mücadelede. Bu da blokta lider durumda ligde. En çok blok yapan oyuncu. İlk atışı başarılı. Yani onun sayı atması için biraz topların içeri girmesi lazım. Yani şu 3 çeyrek sonunda şu ana kadar tam 26 tane üçlük kullanmış Anadolu Efes. Yani üçlük isabeti yüzdesinde de ligin en alt sıralarındaki takımlardan birinin olduğunu söylemiştik Efes için. 68-63. Yani gerçi bu maçta ortalamaların üstündeler tabii. Ama... Boegbo 3 sayılık atışı isabetli değil. Stimas'tan savunma reboundu geldi. Sonny Williams. Birkan Batuk. Doğuş Balbay. Alan değiştirdi Sonny Williams. Doğuş Balbay şimdi onu gördü. Sonny Williams. Stimas içeriye devrildi. 10 saniye var. Birkan Batuk. Doğuş Balbay. Doğuş içeriği zorladı. Stimas 5 saniye var. Doğuş Balbay 3 saniye kadar bomboş kaldı Doğuş. 3 sayılık atış isabetli değil. Boegbo'da kaldı savunma reboundu. Evet. Ve devamında da faul. Birkan yani, Batuk. Bir karar almışlar. Peki Doğuş'u bırakıp yani sokarsa Doğuş bizi yensin şeklinde. O yüzden de boş bırakıyorlar. Bu risk için bir sonuç verdi. Şu anda tabii avantajlı. Geçirdi Murat Uşak.
Dilkan Batu'nun 3. faulüydü bu arada. Efes'in bu çeyrekteki ilk takım faulü. McCallum değişiklik sandalyesinde Simon, Mottum. Aynı anda 3 kişi birden girecek Efes'te. Callaway, Carmichael çembere gitti. Çok kolay bir sayı geliyor Carmichael'dan. Yani işte ilk yarı boyunca, daha doğrusu üç çeyrek boyunca Anadolu Efes'te hiçbir oyuncu böyle rahat gitmedi. Bir şekilde karşısına biri çıkıyor. Burada hiç kimse çıkmadı Anadolu Efes'te karşısına. Sonra Williams son 6 maçını kaybetmişti. Bir gün son basamağındaki Murat ve Uşak. 70-63. Bu bölümde önde ev sahibi ekip Simaç hücum reboundu. Simaç fake ardından atışı. İki serbest atış gelecek. Faul aldı yine Simaç. Efes'te son 10 maçta 8 galibiyet. Toplam 15 galibiyetteydi bu maç öncesinde. Çok daha farklı pozisyonlardaki iki takımın mücadelesi ama bu şu an yani ciddi anlamda içeride üstünlüğü evet. Devam ediyor. Yani maç başından beri üstün aslına bakarsan. Daha çok isteyen taraf, daha çok saldıran taraf değil. Yani şu ana kadar aynı şeyi bir daha tekrarlayacağım. Bazı durumlarda topu tutmayı becerebilselerdi şu anda görüntü çok daha farklı olabilirdi. Kimas ilk atışı isabetli. İkinciyi kaçırdı. Savunma reboundu Callaway ile geliyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan mücadeleyi 97-84 Efes kazanmıştı. O maçın da ilk yarısı 46-46 berabere bitmişti bu arada. İki Opaegbu sırtı dönük aldı Jordan Hamilton. Yüzünü çembere döndü. Jordan Hamilton atışı hiçbir şeye değmedi. Takip geldi Carmichael'dan. Jordan Hamilton yani o üçlük kaçtıktan sonra 8 saniyeyi böyle değerlendirdi Uşak. Çok hızlı geldi Sonya Williams. Karşılığı içeriden veriyor. Çok enteresan. Carmichael ucu ribaundunu alıyor. Asisti yapıyor. Geriye koşup karşılayan tek oyuncu. Diğer 4 tane Murat ve Uşak oyuncu geriye bile koşamadı. Basketten sonra. Son 7 dakika artık mücadelede. Erk Callaway atışı isabetli değil. Simon'dan savunma ribaundu geldi. 72-66 Uşak üstünlüğü. Russell Simon. Brock Mottum. Alır almaz Mottum 3 sayılık atışı isabetli değil. Şafak Edge topa sahip olan isim. Yeniden Murat ve Uşak hücumu. Şafak Edge ile. Perde geldi Jack Carmichael'dan. Şafak Edge perdeyi kullandı. İçeriden atışı isabetli değil. Simon Simons. Kenardan da bir tepki geldi bu arada. Hani top yine paylaşılmadı çünkü hücumda. Eric McCallum, Brock Mottum, Sonny Wins. Sonny Wins, el değiştirdi iki kez Sonny Wins. Krylaslav Simon, 6 saniye kala el üzeri 3 söylek atış isabetli. Krylaslav Simon'un 22. sayısı, yani ikinci yarıdaki 5. isabetli üçlü. Çok kritik bir atıştı. Çünkü bunu atamayıp gitselerdi, fark yine çift tanelere doğru gidecekti ve süre bu kadar da azalmışken. 12'de 6. Krylaslav Simon 12 dış atış denemesi 6 isabet %50. Jordan Hamilton. Jordan Hamilton sırtını yasladı rakibine atış isabetli değil. Opaegbu hücum faul. Rebound mücadelesinde hücum faul. Yani o kadar, ve 4. faul bu arada. O kadar çok karıştırıyor ki oraları. Yani ilk yarıda da 3. çeyrekte de ciddi anlamda ucu reboundları aldı. Typhoon Miles oyunda. Uşak'ta Opaegbu Hamilton kenarda. Hamilton'u da biraz az önce bahsettiğimiz konu. Dinlenmesi gerekiyordu. Gerekir demiştik çünkü nefeslendirecek Mustafa yani Mavili. İşte aslında farklı çift taneyle çıktığı zaman biraz daha rahat dinlendirebilirdi. Şu anda çok kritik bir yerde dinlendiriyor. Sonya Wins, Ryan Dunstan'a indirmeye çalıştı bir top kaybı daha. Benzer çok top kaybetti bugün şu ana kadar Efes. Yani biraz ezbere oynuyorlar. Asıl niyetleri atmak aslında. Atamayacağını anlayınca pas vermeye kalkınca dolayısıyla pozisyon da kaçıyor. Diğer oyuncu da o pası beklememiş oluyor. Şafak Edge. Brock Mottum yardıma çıkmıştı savunmada. Isaiah Miles. Brock Mottum'un savunması devam ediyor. Miles dışarıya. Şafak. Erk Callaway. Bir kez daha Şafak. 3 sayılık atış Şafak'tan isabetli değil. Typhoon Eriük'ün hücum reboundu ardından çembere gitti Typhoon. Sayıyı bulamadı, oyun devam ediyor. Eric McCallum temponun yine arttığı anlar. Sırtı dönük aldı Sonny Williams. Tam 5 dakika var maçın bitimine. Brock Mottum, Krylaslav Simon zorladı içeri.
Bottom pek gösterdi. 10 saniye kala elden çıkardı. Farkı bile indirdi. Murat Kuruşak kupasına gidiyoruz. 72-71. Fark 11'e kadar çıktıktan sonra 1'e iniyor. 4.52 kala moladayız. Bir de herkes her maça saldırıyor. Uşak da Efes karşısında 72-71 önde ki çift taneyi görmüştü 3. çeyrekte ev sahibi ekip. Bu arada Hamilton fazla dinlenemedi. Aynen. Mecburiyetten tekrar oyuna girdi. Isaac Miles 4 saniye var. El üzeri atış isabetli Miles. Brock Walton'ın üzerinden isabeti buluyor. Eric McCollum. Eric McCollum. Tayfun Eriük'ü karşısında Knostan Simon'dan bir üçlük daha, bu da isabetli. Simon'un günü bu. Evet, Efes yani, adına şu ana kadar. Hep maçlarda konuşuyoruz. İyi oynayan oyuncu, iyi oynayan oyuncuya çember de yardım ediyor. 13'te 7. Toplam 25 sayı Knostan Simon'dan. Müthiş bir yüzde yakaladı. 5 ikinci yarıda geldi zaten. Faul düdüğü var. Yerde çalınan bir savunma faulü. 74-74'lük eşitlik var. Zaten o 5 atışı yapmasaydı şu anda 15'lerle Murat Büyüşak önde götürüyordu maçı. Boş da attı. El üzeri de attı şu anda. En sıcak isim Kronoslav Simon. Ya artık o da bu arada 3 çeyrekte 27 dakika sahada kalmıştı. Artık hataya yer yok her iki takım açısından da. Eric Holloway 5 saniye var. Jordan Hamilton bir foul daha, atış geçerli değil. Yerde çalındı. Sonny Williams 4. faulünü yaptı. Sonny Williams işte bir steps kararı bekledi ama. 74-74. 3 dakika 39 saniye var. Uşağın faul hakkı doldu son çeyrekte. Efes'in bir hakkı daha var. Eric Holloway perdeden devrildi içeriye. Carmichael. Hücum faul. Hücum faul kararı. Basket faul beklerken Uşaklı oyuncular ve tribün hücum faul kararı. Yani biraz önce bir bahsetmiştik. Evet, önünde kimse yok diye düşündü. Söylemiştik. Şu anda karşısına birisi çıkınca hücum faul geldi. Kalamay şapak değişikliği. Şimdi hakemlerden uyarı var. Başta Carmichael, Hamilton, Miles üçlüsü aynı anda gerçi oradalardı ama olmak üzere Zafer Yılmaz'dan Sonny Williams de bir uyarı aldı. 3 hakem, 3 farklı noktada farklı isimleri uyardı bu arada. Yani maç öyle maçın bir hale, yanında bir hakem. Evet, maç öyle bir hale geldi ki artık çok kritik noktada oyuncular da gelirdi doğal olarak. Gayet normal. Sonny Williams, son 3.5 dakika Uşak'ta. Eric McCollum, Ryan Dunstan, Miles eşleşmesi içeride. Eric McCollum, el üzeri Eric McCollum, atışı isabetli değil. Miles savunma reboundunu aldı. Yani şimdi konuştuğumuz olay bu. Şu atılacak bir atış mı? Bu kadar kritik noktada. Topu paylaşmadı Eric McCollum yine. Ve bir de Carmichael gibi. Hücumlar. Evet, iyi savunma yapan, sıçrayabilen bir oyuncunun üstünde. Tayfun Eriük'ü faul. Anadolu Efes'in faul hakkı doluyor. Rob Moulton da dörtledi böylece. Şu anda Moulton ve Williams dörder faulde ve ikisi de sahada Efes'te. Şafak Edge, Carmichael'ın perdesini kullandı. Jack Carmichael, Jack Carmichael top ayağına çarptı. Ve top kaybı geliyor Murat Bey Uşak'tan. Alırken de biraz dengesiz aldı, istediği gibi alamadı. Ama tabii uzun oyunculara o kadar yukarıda top verirseniz yere doğru da veriyorsunuz. Hata gelme şansı çok yüksek oluyor. Carmichael'ın kenarda. Evet, son iki ucundur her iki takımda birbirlerine şu anda ikram ediyorlar. Henüz ikramı kabul eden bir takım yok. Sonny Williams, alçak posta Kronoslav Simon bu kez. Tayfun Ulu savundu. Simon blok geldi. Richard sağlamından bir kez daha. Miles Tayfun Eriük'ü. Skorda 74-74'te kaldı böylece. Evet, yine geçen yok, yine son paylaşılmayan bir ucum. Jordan Hamilton, Richard Solomon devrildi içeriye. Jordan Hamilton topuna müdahale Eric McCollum'dan. Tayfun'dan kritik üçlük hiçbir şeye değmedi. Dunstan'da kaldı.
Eric McCallum tek başına iki kişiye karşı. McCallum bir blok daha geldi. Bir blok daha geldi. Bu kez Jordan Hamilton. Arka arkaya bloklar havada uçuştu uçakta. Neler oluyor değil mi? Hücum devam edecek. 2 dakika 14 saniye var. Roslav Simon. Ciddi anlamda her iki takım da bence iyi hücum etmiyor son 2 dakikadır. Evet, McCallum dönerek atışı isabetli değil. Savunma reboundu. Yine paylaşılmayan yine bir top. Dönerek yine atış. Zor bir atış. Seyircinin desteği giderek artıyor salonda. Şafak Edge driplingi kesti. Isaac Miles 10 saniye var. Tayfun Erülkü. Tayfun Erülkü zorladı içeriği. Dışarıya çıkardı Jordan Hamilton. 4 saniye var. Jordan Hamilton hatalı yürüme. Bu kadar net bir şekilde aslında sıçradı ki sağına. Yani şimdi o kadar yoruldu ki şimdi beyin o hareketi yapmak istiyor ama vücut yapamıyor. Yani işte konuştuğumuz olay bu. Bunu biraz bunu biraz daha dinlendirebilseydi bu hatayı yapmayacaktı. Derken bir hata daha. Bir basit top kaybı da Anadolu Efes'ten geliyor. Yani ikramlar altın tepsiyle sunuluyor resmen. Karşılıklı ikramlar devam ediyor. Tribün ayakta. Ergin Ataman eli belinde çok sinirlendi. Yani ne yapsın sinirlenmekte? Şu pozisyonda yapılacak bir hata mı bu? 74-74 ve son 1 dakika 40 saniye. Uşak Üniversitesi spor salonunda Şafak Edge. Isaac Miles. Miles'dan kritik bir üçlük daha. Bu da isabetli değil. Arka arkaya kaçan. Erken atışlar. Dengesiz atışlar. Eric McCallum. Ya görüntü şunu mu gösteriyor Ulaş? Bir sayı bulan bu maçı kazanacak. Rişat öyle ısrarlı şu anda. 2,5 dakikadır. Tabelada eşitlik var. Simon Tayfun'dan kurtuldu. Dışarıya çıkardı McCallum. 5 saniye var. Eric McCallum 3 saniye kala 2 kişiden kurtuldu. Yüksek bıraktı. Atışı isabetli değil. Martin tipledi. O da girmedi ama devamında kendi topunu tipledi. İsabeti buldu. 76-74. Heyecan fırtınası artarak devam ediyor. Moladayız. Abi. O da oralarda. Ligin en az sayı atan takımı demiştik. 76-74. Isaac Miles, Brock Morton karşısında. İki takımın da faul hakları dolmuştu. Miles, Brock Morton onu savunmaya devam ediyor. Miles pas verecek kimseyi bulamadı ilk anda. Şimdi Richard Salomon. 12 saniye var. Salomon faul. Yani Miles evet. Öyle bir kilitlendi ki aslında. Yani ciddi anlamda belli ki molada Hamilton üstünden bir oyun hazırlanmış. Topu ısrarla Hamilton'a vermeye çalıştılar ama başaramayınca da bir anda çok zor durumda kaldılar ama Solomon'un hareketliliği en azından pozisyonu kurtardı. Richard Solomon serbest atış çizgisinde ilk atışı isabetli. 5. sayısı geliyor. Yani takımının aslında skor yükünü çeken isimlerden biri. 11.5 sayı ortalaması var maç başına. Onun devreye girememiş hali aslında evet. Şu an Efes'e karşı. İşte zaten şöyle vücut diline baktığımız zaman da pek mutlu gözükmüyor. Kimciyi kaçırdı bu arada. Rebound mücadelesi McCallum'da kaldı. Bu kritikti. Evet yani kaçırdı ama Dunstan'ın müthiş bir çelmesi var. Fethiye Watson'ın da sakatlığı sebebiyle olmadığını hatırlatalım. Murat Yavuşak'ta Simon. Sonny Williams. 7 saniye var hücum süresinin dolmasına. Maçın en kritik hücumu Efes'ten. Sonny Williams. 3 saniye kala. Williams atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. McCallum son anda çevirdi Williams'e. Blok geldi. Sayı geçerli. Sayı geçerli. Yani öyle bir an yaşandı ki. Yani McCallum'dan maçın hamlesi geldi. Evet bu kadar iyi savunma yani savunma yaptıktan sonra şu ribantı alamadığınız zaman böyle kritik bir durumda ciddi anlamda sıkıntıya düşersiniz ve nitekim de düştüler şu anda. 78-75 üst üste bloklar gelmişti ama top bu kez inişe geçmişti. Hafta arası bir diğer yabancısı Miller'la yolları ayırma kadrosunda değil. Şafak Callaway, Hamilton, Miles, Solomon 5'iyle sahada. Uşak şimdi hücumda. Earl Callaway, Şafak Edge. 5 saniye fark var maç saatiyle hücum süresi arasında. Earl Callaway perdeyi kullandı. Şafak Edge, Earl Callaway. 15 saniye var. Earl Callaway, Simon Paul. Evet, İki serbest atış gelecek şimdi Earl Callaway'den. Biraz fazla oyalandılar bence. Yani şunu daha önceden çünkü ilk önce bayağı bir sürü üçlük atmayı kovaladılar. Baktılar olmayınca çembere gitti Callaway.
bunu bir 7-8 saniye önce yapsalardı daha bir değerli olurdu. 78-75 arka alavayı serbest atış çizgisinde 6 sayısı var şu ana kadar. Arka alavayın ilk atışı isabetli. İkinci girerse mola diyor Ergin Ataman bu arada. Evet, daha 2 tane daha molası var. En azından bir kargaşayı önlemiş olacak. Arka alavayı heyecan dorukta. İkinciyi de atıyor. 78-77 şimdi skor. Anadolu Efes molasındayız. Şimdi 18.5 kaldı. Fark 1. Hüsnü abi farklı bir senaryo. Evet, çünkü Efes hücumu bu nasıl olacak şimdi? Şimdi ilk pozisyonda topu çalmaya çalışacaklardır. Eğer ki çalamadıkları zaman da... Bir çeyrekte 9 top kaybı ve 6 sayısı vardı sadece. Geri dönüşü çok zor oldu o yüzden. Bugün çok daha maçın içinde ve ağırlıklı önde götüren bir uçak. İşte söylediğiniz olay. Nerede duracağını... Nerede topu tutması gerektiğini tam olarak daha çözememiş takım. Ondan dolayı da sıkıntı yaşıyor. Devam ederse bu agresif tavır Örka Alava'ya teknik faul gelir şeklinde bir uyarı geldi. Zafer Yılmaz'dan bu arada. Tunoslav Simon kenardan topu oyuna sokuyor. Eric McCollum. Şafak Edge faul. Şimdi evet. Eric McCollum'dan iki serbest atış gelecek. Demek ki Ergin Ataman McCollum'a güvendi bu pozisyonda. Direkt o topu aldı. Ama ben bu tip durumlarda en azından bir iki saniye daha bir double team yaptırırım şahsen. Bir daha çünkü çok köşede aldı topu. Tam uygundu double team olmasına. İlk atışı isabetli Eric McCollum. 16.7 saniye var maçın tamamlanmasına. Doğuş Balbay şimdi savunma hamlesi için hazır değişiklik sandalyesinde. Anadolu Efes'te Eric McCollum 2'de 2 atıyor. Hata yapmadı. Ne kadar da güvenilir olduğunu kanıtlamış şimdi oldu. Şimdi kenarda savunma için Doğuş Balbay sahada. Efes'te. Şimdi burada da bir senaryo var. Faul yapacak mı Anadolu Efes yoksa zor bir üçlüye mi gidecek? Onu da şimdi göreceğiz. Şafak Etge şimdi. Topu getiren isim Kırnaslav Simon. 10 saniye kaldı. Şafak solundan devam etti. Çember altından dolaştı Şafak Etge. Örkalova'yı bulabilecek mi? Son anda buldu. Faul. Sebs beklentisi var Efes bencinde de. 80-77. 5.3 saniye var maçın bitimine. 2 serbest atış. Çok yüksek bir pas geldi bu arada. Evet ama bu arada Anadolu Efes savunmasını da kutlamak lazım. Şafak içeriye drive ettiği zaman kimse yardıma gitmedi. Adamını bırakıp boş atış çünkü Şafak'ın amacı o zaten. Hani Şafak'ın amacı da farkındaysan atmadı da zaten. Dolayısıyla o bakımdan da iyi bir övgü aldı. Carmichael Miles değişikliği şimdi. Örkalova'ya yeniden çizgide az önce olduğu gibi. Yani şu anda ikini atıp ikinciyi kaçırma senaryoları görüyorum ben. İki tane uzun onu soktu. Bir ucunu bant alıp atma peşine gidecek gibi duruyor. 80-77 Örkalova'ya ilk atışı isabetli. Evet şimdi. Mark 2. Kaçıracak ama nasıl bir atışla kaçıracak? Girerse mola dedi Ergin Ataman. Bir kez daha bir mola hakkı daha vardı. Yani, atma diyor bu arada Mustafa. Yani o kadar belli ki oyuna soktu oyuncudan şimdi belli zaten. Şimdi içerisi karışacak kısacası. Bakalım nasıl bir senaryo olacak pot altında. Erkalaway ikinci serbest atışı. Bunu kaçırdı. Rebound mücadelesi. Rebound geldi. Girmedi. Hücum power. Hücum power kararı. Ama sanıyorum rebound'dan önce çaldı sanıyorum. Rebound'dan önce çaldı. İçerisi karışacak diye boşuna söylemedik evet. Herhalde gerçekten. Ciddi karıştı. Karma karışık içerisi. Yerde kalan isimler ve hücum faul kararı. Aslında senaryoya çok yaklaştı Murat evet, Uşak. Evet. Ama yani bunu yapması için topu biraz daha yükseğe sekmesi lazım. Mola geldi bu arada. Yani Ulaş anlatabilir miyim? Evet, evet, evet. Çünkü daha çok atlet oyuncular vardı Murat Bey Uşak'ta. O top yükseğe çıksaydı o sıçrama alanlarını daha rahat yakalayabilirdi. Top o kadar aşağıda kaldı ki. İtirazlar biraz daha sertleşmiş durumda salonda bu arada. Hem bench'ten hem tribünden. Miroslav Simon. Sonra Wims üzerinde baskı vardı topsuz alanda. Sonra Wims son anda kurtuldu. Süreyi kullanmaya gidiyor sonra Wims. Paul Richard Salomon. Nokta 9 var şimdi. Hala son noktayı koymadık mücadeleye. Artık Efes kapıdan atarsa, geçmek üzere. Galibiyet kapısından ama. O zaman koyacak. Hakikaten. Yine maç öncesinde konuşmuştuk. Simon hatta röportajında bahsetmişti maç öncesinde. Giresun maçındaki gibi bir sürprize izin vermemek için. Her türlü önlemi aldık diye ilki kaçtı bu arada.
Ve bu yüzden de çok daha şimdi kontrolünde gidebilecek bir maç öngörmüştü kefesinde ama olmadı öyle. Herhangi bir sürprize yer vermemek için kaçırması gerekiyor ama atacak galiba. Evet. Nokta 9. 81-78. Doğuş yeniden sahada. Yani düzgün bir şekilde alır almaz çıkarsa bir atabilecek süre var. Alır almaz bir atış gerekiyor. Şimdi Murat Devuş'a. 81-78. Nokta 9 var. Nokta 9 saniye var. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Erkal Bey, Şafak Edge süre doluyor. Çok kötü çıkardı. Süre doluyor. Çok kötü çıkardı. Son topu oynayamamış oldu. Kendi potasının altından böylece Uşak. Murat ve Uşak 78. Anadolu Efes 81. Kıran kırana maçın sonunda kazanan Efes oluyor değerli basketbol severler. Bu galibiyette kalıyor üst üste 7. kez kaybederken Anadolu Efes ligdeki 16. galibiyetini alırken son 11 haftada 9. kez kazanmış oldu.